Mekke-i Mükerreme'den herkese iyi günler diliyorum. Bayramın ikinci günü Mekke sokaklarında Kabe-i Muazzama'ya gitmeye çalışıyoruz. Şari Haç dediğimiz şeytan taşlama cemerat bölgesine giden cadde şu an tıkanmış durumda. İnsanlar yürüyerek daha hızlı gidebiliyorlar araçlarla. Şu an burası arka yoldan hemen Kabe'ye giden yer. Gördüğünüz üzere bakın, Mekke dağlar üzerine kurulmuş bir yer. Böyle tepelerin arasından, Mekke'nin yüksek tepeler arasından, belki Ankara'da vardır, İstanbul'da vardır bu tür yerler. Böyle dolana dolana rampayı çıkıyoruz ve az sonra şuradan aşağıya doğru süzüldüğümüz zaman Gazze garajına doğru inmiş olacağız. Tabi buralarda uygun bir park yeri bulabilirsek gidip uzun süredir tavaf yapmadığımız Kabe'yi tavaf etmeye çalışacağız. Artık buraya geldikten sonra inşallah yakın bir mevkide park yeri bulabiliriz. Gördüğünüz üzere bakın, her yer araçla dolu. Normalde geçmiş dönemlerde ben bu rampaya park ediyor, buradan Gazze garajına 1 kilometre yürüyor, oradan da aşağıya yürüyordum. İlk geldiğim yılları hatırladım. Uzun süredir bu bölgeyi kullanmıyorum. Daha çok Ecyat bölgesini kullanıyorum. O bölge Kabe'ye ulaşım açısından rahat bir ulaşım imkanı sağladığı için oradan gidiş geliş yapıyordum. Evet, otobüsü görüyorsunuz. Haç'ta kullanılan bir otobüs. Şu anda da hacıları cemerata, şeytan taşlama bölgesine ulaştırmak için çaba sarf ediyor. Bu bölgedeki oteller otobüs tutarak Kabe-i Muazzama'ya gidebiliyorlar. Pardon, cemerata, şeytan taşlamaya gidebiliyorlar. Gördüğünüz üzere bakın, burası bir rampa. Rampa aşağı. Biz de şurada bir yerde park yeri bulmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Şurada geride bir planda park yeri vardı. Ama kendimizi şu anda trafiğin içerisine atmış olduk. Arabayı park ettik hemen yukarıya, çünkü rampa aşağı inmek oldukça zor. Aşağı taraflarda da yer varmış ama biz biraz yukarıya park ettik. Park etmek zorunda kaldık. Buralarda da gördüğünüz üzere araçlar park ediliyor. Uzun süre korona öncesi bu parkı kullandık. Bir seneye yakın. Daha sonra Ecyat bölgesine geçiş yapmıştık. Evet, buralarda da taksi pazarlıkları oluyor. Trafik kilitleniyor ister istemez. Gördüğünüz üzere. Evet, bu bölgelerde de oteller var. Kabe'ye yakın oteller, yürüme mesafesinde oteller ama 200-250 metre aşağıya rampa yürümeniz gerekiyor. Biz aşağılarda yer yoktur dedik, trafiğin durumuna baktık ama aşağılarda da epey boşluk varmış. Artık bu rampayı giderken yürümek zorunda kalacağız. Dayanamadım, hemen bir 100 metre yukarıya çıktım. Baktım aşağılarda yer var. Hemen gördüğünüz üzere şurada 150 metre kadar yukarıya yürüdüm. Aşağıya arabayı getirdim. Yoksa tavafın ardından burası ciddi manada bizi zorlayacaktı. Görüyorsunuz, Mekke'nin dağı taşı ev. Buralar gece kondu. İnsanlar zamanında buralara gelip ev kurmuşlar. Tabii bu rampanın yukarı kısımlarından bu üst kesimlere yollar gidiyor. Bizim ülkemizde de geçmiş dönemde hala bazı şehirlerimizde de var. Gelin bu taraftan. Bu taraftan gel. Bu taraftan gel. Hala gecekondu semtleri var. Bazı şehirlerde gecekondular yıkıldı.
Evet, bu bölge sağlı sollu otel olduğu için otellerden çıkan çöpleri de görüyorsunuz. İnsanların tükettiği malzemelerin çöpleri. Tabii burada ekipler bunları zamanla alıyorlar. Bunlar böyle burada durmuyor. Şu anda 2 milyonun aşkın hacı var Mekke'de. Dolayısıyla devasa çöp yığınları oluşuyor. Bir de insanlar hep söylüyorum, temizlik imandandır. Dinimiz temizliğe çok önem veriyor ama maalesef biz insanlar olarak bazı ibadetleri ön plana çıkarken bazılarını da unutabiliyoruz. Hac gibi belli şartları taşıyan kişilere Allah'ın farz kılmış olduğu bir ibadette bizler işte bazı sünnetleri terk edebiliyoruz. Dolayısıyla kafamıza göre davranabiliyoruz. Kurallar insanların hayatlarını düzene sokmak için var. Cenab-ı Allah da bizi başıboş bırakmıyor. Dolayısıyla bizlere de belli yükümlülükler yüklemiş. Emri bil maruf nehi anil münker çerçevesinde. Evet, ekipler de aşağıda yolu kesmişler. Aşağıya araç salmıyorlar. Dolayısıyla da yukarıda rampada trafik oluşmuş oluyor. Hemen aşağısı Gazze garajı zaten. Evet, şu anda geçici yine trafiği açtı oradaki ekip. Olabildiğince harem ve çevresinde trafiği azaltmaya çalışıyorlar. Ama kaçak motorlar, taksiler, işte pick-up'lar insanları Kabe'ye getirebilmek için vızır vızır Mekke'nin yollarında, sokaklarında bildikleri için gelip gitmeye devam ediyorlar. Yoksa başka türlü otellerden buraya 3 kilometre, 4 kilometre, 5 kilometre gelmek zorunda kalacak hacılar. İşte bundan dolayı uygun fiyata anlaşabildikleri taşıtlarla gelip Kabe'ye tavafa geliyorlar veya namaz kılmaya geliyorlar. Bu da onlara ekstra efor sarf ediyor. Özellikle haçtan insanlar yorgun döndüler. Müzdelife sonrası 10-12 kilometre, belki 15 kilometreye varan bir yürüyüşler oldu. Dolayısıyla bundan dolayı bu servislerde çalışmaya başlamış ama hangi bölgenin servisleri onu da tam olarak bilemiyorum. Şu anda bu yeşil servisler yolcu getiriyor buraya. Buradan da alıp geri götürüyor. Normalde servisler kapalı diye biliyorum ama tabi içeride otellerde olan kardeşlerimiz buna daha düzgün cevap verebileceklerdir. Garajda Milli Görüş'ün otelle Milli Görüş'ün servislerini görüyorum. Burada Hisar Turizm'in şeyleri var. Zannedersem bu Şişe bölgesindeki servisler izin verilmiş. Mahves tarafını bilemiyorum. O tarafta nasıl bir durum var. Yine Diyanet'in servisleri de boş gözüküyor. Şurada karşı tarafta Diyanet servisleri yazıyor ama Diyanet'ten herhangi bir servis göremiyorum. Özel şirketlere ait zannedersem. Şişe bölgesi en yakın olduğu için şuradan hemen tünelden gitmek en yakın nokta. Dolayısıyla o bölgedeki servisler açılmış gözüküyor. Diğer yerlere de bakmak lazım. Şu an tabii ki onun bilgisini alamıyoruz. Evet, gördüğünüz üzere kamyon kamyon hacılara su dağıtılıyor. Sukya denilen görev geçmişten beri, geçmiş Mekke döneminden beri burada yapılan bir şey. Rifade var, yiyecek dağıtımı, sikaye var, su dağıtımı. Mekkeliler, kabileler bu hizmetleri kendi aralarında bölüşmüşlerdi. İşte Kabe'nin anahtarının olduğu bir sülale var. Bu şekilde geçmişten gelen bir gelenek. Dolayısıyla Allah'ın misafirlerine insanlar burada hizmet ediyorlar gördüğünüz üzere. Kamyon kamyon su dağıtılıyor. Haç'ta da bunların dağıtımı gerçekleşti. Evet, şu anda içeriye girmeye çalışacağız bakalım ama Kabe'yi görebilecek miyiz onu da bilmiyorum. Bir 15 gün oldu gelmeyeli. Yeni mescitlerin olduğu bu arka taraftaki yeni yapılan kapalı alana yönlendiriyorlar. Buradan zannedersem Anjum Otel tarafına doğru yürüyeceğiz. Oradan artık kaçıncı kata ulaşacağız onu da tam olarak bilemiyorum. Çünkü akşam namazı da bir saat var. Şu an Metaf alanında da
yoğunluk var. Televizyondan gördüğüm kadarıyla az önce bir otele abdest almak için girdim. Burada sıkıntı çekmeyeyim diye. Televizyondan gördüğüm kadarıyla tavaf alanı tıklım tıklım doluydu. Evet, güvenlik güçlerini görüyorsunuz. Bu sıcakta gözleri bile kapalı güvenliği sağlamaya çalışıyorlar. Yine şurada bakın Meab'de denilen Cennetül Mualla tarafından gelen grupları görüyoruz. İnsanlar akın akın bu Cennetül Mualla tarafından geliyorlar. O bölgede kalan Türk hacılar var. Şu karşıda da geçmiş dönemlerde Türk şirketler vardı. Bazı Türk şirketler bu karşıdaki otellerden tutuyordu. Haç döneminde şu anda yine vardır belki. En yakın oteller burası. Zaten buradan otobüsle Şeytan Taşlama'ya en yakın noktaya kadar gidiyorlar. Özellikle böyle servislerin kapatıldığı dönemde Kabe'ye en yakın noktadaki oteller Kabe'ye ulaşım açısından biraz daha az zahmetli oluyor. Onun dışında servisler açılıncaya kadar ciddi manada hacılar haccın yorgunluğu da üzerlerinde olduğu şekliyle büyük bir efor sarf etmiş oluyorlar. Şu anda yeni yapılan mescitlere doğru gidiyoruz. Kabe'yi tavaf yönünde dışarıdan tavaf edeceğiz. Artık kaçıncı kata yönlendirecekler? Dediğim gibi onu da bilemiyorum. Buradan şöyle açıktan baktım. Sol tarafa, karşıdaki Kraliyet Sarayı'nın sol tarafında mahbes garajı var. Orada otobüs yok hiçbir şekilde. Şöyle uzaktan bakıyorum. Orada hiçbir şekilde otobüs çalışmıyor. Tünelden hacıların yürüyerek Kabe'ye ulaştıklarını görüyorum. Evet, burada da dediğim gibi kapalı alanda bu yeni yapılan mescide yönlendirdiler. Buradan da arkadan yeni yapılan mescitle haremin eski tavaf yapılan alan arasındaki yoldan artık Anjum Otel tarafına, Umre kapısı tarafına veya Kral Fahd kapısı tarafına yürümeye çalışacağız. Bakalım tavaf alanına ulaşabilecek miyiz? Şu anda aslında iki şavt kadar yapmış olduk yürüdüğümüz mesafeyle. Buradan Merve'den sağ tarafa dönünce mescidin arka planında hala inşaatın devam ettiği yerler var ama buralarda hiçbir hareket yok. Bu bölümdeki vinçler öylece duruyor. İnşaat da öylece durmuş. İç kısımlarda inşaatın parçaları tamamlanmaya çalışıyor. İç kısımlarda da çok fazla inşaat var. Çok büyük bir proje. Çalışılmıyor gibi gözükse de çalışılıyor ama tabii ki buradaki çalışma şartları bir şekilde insanları engelliyor. Evet, şuradan biz yolumuzu kısaltmaya çalışalım. Tavafa geçmeye çalışalım. Bakalım. Evet, tavaf fakat diyor. Biz de tavafa gidiyoruz. Şöyle aşağıya doğru gideceğiz. Karşımızda Fetih Kapısı var. Hemen Altınoluk'un karşısına denk geliyor Fetih Kapısı. Açıldığı zaman burası da büyük bir kapı olacak. Diğer Abdülaziz Kapısı, Kral Fahd Kapısı gibi. Ama henüz buradaki inşaat bitmediği için bağlantılar henüz açılmamış. Aslında geçiş var. Bakın burası Merve'nin olduğu yer. Merve'den köprüyle de yine o Gazze garajındaki alana ulaşacaksınız. Üst katlardan aşağıdan uğraşmadan buradaki inşaat bittiği zaman. Hep yeni yapılan mescitler diyoruz. Gördüğünüz üzere bu bölümler yeni yapılan mescitler. Hemen şuradan tavaf alanına doğru ilerleyeceğiz. Bu bölümleri ancak cuma günleri belki iş bölümler kapatıldığı zaman gören kardeşlerimiz vardır. Mahbes'ten gelip, Şişe bölgesinden gelip, Azize bölgesinden gelip bu yeni mescitlere, yan taraftaki yeni mescitlere gelen kardeşlerimiz görmüş olabilir.
Zaten buradan ilerisi açılmıyor. Hemen mescidin kapıları açılıyor bu sağ taraftan. İç bölgelere buraya gelen ziyaretçilerin ibadet etmesi için kullanıma açılıyor. Sol taraf say alanı 4 kat. Şu anda açık. Haccın sayını daha henüz yapmamış olanlar var. Çok büyük meşakkat hac. Her yönüyle meşakkat. Görüldüğü gibi kolay değil. Dolayısıyla insanlar yorgunluktan gelemiyorlar. Bir de şeytan taşlamaya gittikleri için cemaat bölgesine. Ondan dolayı çok büyük efor sarf ediyorlar. Bugünlere bırakanlar var. Ziyaret tavafı ömrün sonuna kadar yapılabiliyor ama ziyaret tavafıyla kalkmayan bir yasak var. O da karı koca ilişkisi. Dolayısıyla bir kimse ziyaret tavafını bitirmeden ayrılmamışsa ihramdan tamamen kurtulmamış oluyor. En büyük yasak bu yasak. Birinci yasak. İşte bayramın birinci günü sabah şeytanı taşladıktan sonra saç kesimiyle birlikte birinci tahallül denilen ihram yasaklarının, normal ihram yasaklarının kalktığı yasak. İkinci tahallül ise ziyaret tavafının ardından gerçekleşiyor. İşte o da karı koca ilişkisi demek. Ömrünün sonuna kadar ziyaret tavafını yapabilirsiniz. Herhangi bir sebeple ziyaret tavafını yapamayanlar bu sıkıntıyla karşı karşıya kalırlar. Bekarlar açısından herhangi bir sıkıntı yok. Evet, bakın şurası hemen içeride engellilerin tavaf yaptıkları alan. Bağlantılar hazır. Dolayısıyla bakalım, bizi tavaf alanına yönlendirdiler. İleriden giriş var. Biz de engellilerin olduğu kata girecek gibiyiz. Hemen sol taraftan engelli arabalarını alıyorlar. Bakın bu bölgelerin bağlantıları tamamlanmış durumda. Hala hafiften hafiften mermer kaplamaları devam ediyor. Bu geri planda. Evet, şuradan tavaf alanına giriş yapacağız biz de. Burası Fetih kapısıyla Umre kapısı arasında hemen hemen Altınoluk'un karşısına gelen. Evet, şu anda büyük sırt çantalarını kesinlikle almıyor. Kontrol ediyorlar görevliler. Evet, tavaf alanına ulaştık. Nereye ulaştık? Çatıya geldik. Burası Ramazan'da namaz kılınan da bir alan. Artık burada namaz kılmak şu anda uygun olmadığı için bütün alanı tavafa açmışlar. Şu anda 4 kat tavaf devam ediyor. Altta 2. kat var. Altta engellilerin katı var. En alt katta tavaf alanı var. Ve üst katta da golf arabalarıyla Ramazan ayından beri 20 riyal karşılığında tavaf yapılan alan var. Bazılarınız onu da soruyordu bana, nereden çıkıyoruz diye. Abdülaziz kapısının olduğu bölge. Bakın şurası Zemzem'in olduğu bölge. Saat Kulesi'nin olduğu bölge. Onun kapısının karşısında bu Abdülaziz kapısı var. Oradaki yürüyen merdivenler yardımıyla oraya ulaşabilirsiniz. Veya şurada solda asansörler var. Oralardan ulaşabilirsiniz. Üst kata belki. Evet, buralardan da bazı noktalarda çıkış var ama başlangıç noktası orası olduğu için buraları kapatmışlar. Abdülaziz kapısı bir nolu. Abdülaziz kapısının sağındaki zannedersem yürüyen merdivenler. Arabiye golf derseniz araba diye geçiyor zaten. Arapça'da araba diyorlar. Golf araba derseniz sizi o yürüyen merdivenlerden yönlendirirler. Biz şimdi tavafın başlangıç noktasına doğru gideceğiz. Bu videoda buraya da son vermiş olalım. Sizlere Mekke'nin sokaklarından başlayıp hareme gelen bir yolculuk yapmış olduk. İnşallah tavafın ardından size yine farklı görüntüleri çekip bu haremdeki haç heyecanını yansıtmaya çalışacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Videolarımızı çok fazla izleyen var ama abone olmayan kardeşlerimiz var. Abone olmayan kardeşlerimizden abone olmalarını, izleyen kardeşlerimizin de beğen butonuna basmalarını rica ediyoruz. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun.